birbiriyle herhangi bir şekilde bağlantısı olmayan saçma sapan ya da anlamlı bir sürü cümle okudum. Okudun ve bunlara okurken senden istediler ki duygu katma işin içine. Aynen. Neden istediler onu? Yani duygu, çünkü yani, dümdüz bir cevap vermeni istiyor. Sistemin nasıl olacağını söylemişlerdi bana. O okuduğum cümlelerin içerisindeki kelimelerin, içindeki harflerin net bir şekilde algılanması gerekiyordu. Ki sonrasında o harfleri tek tek ayırdılar. Evet. Ve bunu sistemin içerisine attılar. Sonrasında işte cümle yazıyor ve sonra o cümle sesli olarak karşınıza çıkıyor. Karşınıza çıkıyor. Ya ben buradan bizim mikrofondan bir ata ya. Bir, şu mikrofonu tutabilir misin buna? Evet. Şimdi Melda'yı buradan dinleyeceğiz. Merhaba, ben ya. Beyazıt. Apple ürünleri hakkında bilmek istediğin her şey. Aha, yine reklam. Ne oldu abi? Ne hakkında? Ne oldu? Demek ki çikolata firması aramış. Ata nerede diyorlar. Ulan niye hep bizim başımıza geliyor bu işler? Bak şimdi basıyorum. Merhaba, ben Beyazıt. Siri de selam söylüyor. Bizim programı biliyor musun? Tamam, önümüzdeki bir ay içinde takviminde olanlar. Çünkü akıllı bir asistan. Çünkü? Program dediğiniz için... Ha. Telefonunuzun içerisinde kendiniz şey için programlarınız ne varsa onların ama hepsini çıkartıyor. Ama küfür etme, tamam mı? Canım, niye küfür edin? Çünkü küfür edenler çokmuş. Of, ben onlar çok fena. Söyle. Ne yapıyorsun? Süper gizli fitness laboratuvarında Apple Watch ile egzersiz yapıyorum. Pek ya şimdi bu soruya bu kadar büyük bir cevap. Peki gel bakayım bir saniye. Pardon, yanlış oldu. Üzgünüm. Daha çok çalışacağım. Dur bir saniye. Benimle evlenir misin? Son zamanlarda o kadar çok evlilik teklifi aldım ki. Şu anda Yelda Türkiye'deki en çok evlilik teklifi alan kadın. Çünkü bizim bu Suriye'ye giren herkes Yelda'ya evlilik teklifi ediyor. Evet bak, ya öyle bir durum olmuş. Peki şiveli sorunca cevap veriyor mu? Şiveden kullanmıyorum. Mehmet amcamla sizde mi? İşte Mehmet amca nasılsın hakkında webde buldukları. İşte sen Mehmet amcaya ayıkladı ama o da ya. Şifre de kapıyor. Şifre de kapıyor. Yo, sen aslında senin Çanakkale dilinde ya da tam Hüseyin Badem bunu seslendirebilirmiş yani. Sen bir tane kendine bundan böyle bir şey yap. Küfredenler çokmuş, doğru mu? Ya evet ama onlar yavaş yavaş... Oradan konuşuyor. Yelda ata buraya tutuyor. Geçti, sakin. Koşullanma. Sakin, geçti. Geçti ben. İlk başta çok fazla vardı ama sonrasında bir haber çıkmıştı. Küfredenler hakkında cezai işlem yapılacak diye. Hemen herkes silmiş o küfürlü videolar çekip onu YouTube'a yükleyenler vardı. Allah. Bazıları çok fenaydı. Ama zaten siz... o yüzden ben herhangi bir şekilde yüklemedim telefonuma. Bayağı, çünkü bütün gün küfür yiyorsun. Evlenme teklifi alıyorsun. Ya bizde çünkü bir adettir. İşte telefonda bu çıktı ya, hemen küfür. Eve papağan al, hemen küfür öğret. Muhabbet kuşuna muhabbeti öğretme, küfür öğret. Klasik bir de, turist gelsin küfür öğret. Evet. Bayılıyoruz yani. İyi para... Çünkü haberin yoktu. Haberin yani olsaydı... Bu iş şöyle oldu esasında. Hakikaten tesadüfler zinciri şeklinde oldu. Başka bir seslendirme, aynı zamanda oyunculuk yapan bir arkadaşım... Ben başka bir arkadaşımla buluşmak için Taksim'de yemeğimi ısmarladığımda ısrarlı bir şekilde aradı beni. Şemlenin i̇şte... başından geçen gibi. Evet. Ondan sonra bir dedim gelemem. İkili kadın sesi istiyorlar dedi. Hayır dedim gelemem, arkadaşımla buluşacağım. Başka bir arkadaşını çağır. Israrlı bir şekilde yarım saat içerisinde defalarca aradı. Hay lanet gelsin diyerek gittim. Sonrasını seçmişler ama onu seçmediler, beni seçtiler.